Coşkun Bey nasılsınız? Ne var ne yok? Teşekkür ediyorum. Bugün tarih kaçtı? Bak. 15 Mayıs. Bugün 15 ayın Mayıs. 15'i. 15 Mayıs 50 evet. Dekar ceviz bahçesindeyiz. Çantır aşılaması yapacağız. Göz evet, aşı. Şu gördüğünüz ağaç Pedro arkadaşlar. Aynen. Pedro ağacına şimdi çantır aşılıyoruz. Kalemlerimiz burada. Coşkun Bey de burada. Kendisi Türkiye'nin en fenomen aşıcısı, ceviz bahçesi bakıcısı. Arkadaşlar görün bak. Yıllık bugün biraz önce kestik abi bu dalı. İşte kalemimiz bu. Uyanmayan kısım bakın. Şöyle görün. 1, 2, 3 tane bunda gözümüz var. Kullanılabilecek. Evet. Ben bu güçlüleri liderde kullanacağım. Liderimiz güçlü olabilmesi için. Bunu bu şekilde zaten kesip hazırlıyoruz. Çantamızın içinde bu şekilde kalemlerimiz hazır zaten. Evet, çantayı da bir bunları gösterebilir misin abi çantanın içini? Tabii ki. Çantanın içinde bu şekilde kalemlerimiz dolu zaten. Maşallah. Şöyle. Evet. Nemlendiriyoruz bak içerisinde şeyimiz var. Çok ara sıra. Çok. Abi boşuna fenomen değilsin sen ya. Eyvallah. Sağ olasın. Yapıyorsun mu sporu? Sağ olasın. Şimdi arkadaşlarım da bazen soruları oluyor. Ben bu kalemi nereden bulacağım? Arkadaşlar uyanmayan gözlerden bakın alıp kullanabilirsiniz. 2 gün, 3 gün bunu muhafaza edip kullanabilirsiniz. Dolaba koymanıza gerek yoktur. Nemli tutun yeterli. Şimdi burada bizim yapmamız gereken işlem şu. Bakın aşağı üstteki dalları alıyorum. Şurada bir dal bırakıyorum. Mutlaka yeşillik bırakıyorum. Fotosentez yapabilmesi için aşıyı bu besliyor arkadaşlar. Evet, ağacın bakın, su devir daimini sağlıyorsun. Mutlaka yaprak bırakıyoruz bakın üzerinde. Bu şekilde. Aşağı aşı kaynasın. Bak, aşağıdan kesiyorum ki yukarıya çıkıp çok bir anda büyümemez. Şimdi bu dalımızı aşağıya nefes dalı bırakacağız. Tekrar çünkü bu ağaçta büyük bir kesim olduğu için bu strese girecektir. Bu yüzden şimdi bunu aşağı eğip bağlayacağız aşıdan sonra. Tamam. İşlem bu. Şimdi aşıya geçelim. Tamam, göz dallarımızın kalınlığına göre. Hı-hı. Bakın şu dallarıma bu aşıların hepsi uygundur. Şu hı-hı şekilde. Gözleri göster. Şimdi çıkaracağım. Mesela bak bu göz olmaz. Bu evet, kopmuş zaten. Bu kopmuş göz. Yerinden de uzamış. Hı-hı. Şimdi çıkardım. Nasıl çıkardığımızı da göreceksiniz bakın. Bak şöyle. Bıçağın da fenomen bıçağı abi. Eyvallah yani bu klasik bulunan bıçaklar. Şu şekilde çıkarıyoruz bakın. Arkasının düz çıktığından emin olun yalnız. Bu önemli. Bak. Tak bunun çıkışından vardı anlarız yani. Aynen abi. Bir de nemi güzel olacak. Heh, suyu nemli güzel olacak, olacak, ıslak olacak. Tabii ki. Bir, bunu kimyasal atılmadığı için şu ana kadar ağzım alabiliyorum. Çünkü ağzım asitli olduğundan evet, mikrobunu kırar. Bir. İkincisi bıçağı buraya vuruyoruz. Bakın en yakın bölgem benim açık alanım burası. Neden dibe yakın vuruyoruz? Buradan birçok patlak verecek arkadaşlar. Sürgün verecek ağaç. Onun için. Bir dibe de aşağıdan yakın vuruyoruz. Bakın açıyı yakalamak içindir. Üstten vurursak aşımız yukarı gelişir. Biz ağaçları aşmaya çalışıyoruz. Şu şekilde açı yakalamazsak ağacımızı güneşlendiremeyiz. Aynen abi. Şu yanaştır Muhammed Bey. Bu yanına geleceksin artık bak. Şimdi burada bir incelik göstereceğim. Şimdi bakın şurayı kestiğimde burayı bastırmıyorum bıçağımla asla. Kısilem kanalına girmiyorum. Buradan üçgen yapıyoruz. Şöyle. Burası ağlama kanalımız arkadaşlar bakın. Ağlama kanalımız burada açmış oldu. Acı suyunu oradan verecek değil heh mi abi? Tabii ki. Bu şekilde bunu güneşte getiriyoruz. Öbür tarafı sıfır. Şimdi gözümü yönlendirme çalışması. Bak gözüm biraz bu tarafa kaydı. Alper bu tarafa geç. Buradan biraz alıyorum bak. Şu şekilde buradan aldım fazlalığımı. Gözümü döndüreceğim şu anda biraz. Şöyle döndürdük. Burası tamam. Şimdi kanalın olduğu yere geçiyoruz. Bak kanalın olduğu yerde bir kibrit çöpü 3 milim bir boşluk yapıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yoksa burada 0-0 yaparsak burada hava mutlaka kalır. Aşımız tutmaz. Bunda çok şükür ki başarımız %99.9 diyebilirim. Ondan sonra sarma işleminde şöyle yarı anaçtan yarı gözün üzerinden bakın kanalım açık.
şekilde sarıyoruz bakın. Alttaki kanal açık değil mi abi? Tabii, ağlama tabii. Kanalı. Kesinlikle. Bak orayı bir daha göstereyim ben dikkatli. Bakın açıktır burası. Evet abi çok güneşten. Gözü açıkta bırakıyoruz. Yani bunlar bir yıllık sürgün olduğu için yaprak sapının arkasında kalma yani boşluk kalma gibi problemimiz yok. Gözün dibine kadar sıfırlıyoruz bandımızı. Olay bitmiştir. 20 gün sonra bu açılacak. Tekrar diğer kola geçiyoruz. Yani buradaki aşılarımızı az sonra gösteririz. Bunlar yıl sonunda 1,5 metre civarında sürgün olacak arkadaşlar. Bu bahçede geçen yılda yaptık zaten. Bu sene de yapıyoruz tekrar. Pedroları geçen vazgeçmiştik. Bu sene yapmaya karar verdik. O yüzden 1,5 metre sürgünlerimizi aldık zaten. Evet. Ben onları paylaşacağım birazdan. Yani biraz daha hızlı yapacağım şimdi. Artık anlatım işini tamam belki sorularınız olabilir. Bu konuda beni de takip edebilirsiniz. YouTube'da videolarım vardır. İzleyebilirsiniz. İçine elimizle dokunmuyoruz. Bakın bu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu asla düşmez. Aynı bıçakla kesmeme rağmen düşüremezsiniz artık. Bazı arkadaşlar bunu şey yapamıyorlar. Tutturamıyorlar, düşüyor değil mi? Ayarlayamıyorlar. Sürekli göz buradan düşüyor. Biraz da meslek sırrı diyelim. El becerisi, meslek sırrı artık pratik. Yani. İlerlemiş abi sen de. Artık düşmüyor görüyorsunuz hiç. Çoğu sürekli düşüyor. Biz bunu nasıl başaracağız diyorlar. Düşme gibi bir şeysi yok. Aynı bıçakla kesiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle. İşlem bu da tamam. Yani hızlı bir şekilde bakın. Bunu yine devam ettiriyorum aynı gözden. Öbür gözle çıkıyoruz bakın. Ben bunun aşinası olduğunuzda zaten gözün düzgün çıkıp çıkmadığını bakmadan da anlarsınız. Arkada bu şekilde bakın göz düz çıktığını ben görüyorum zaten. Hissedebiliyorum yani. Burada güneş kırata şekil. Evet, bunda şekil net gösterebiliyorum. Bir yıllık gözlerimiz mükemmel sonuç veriyor arkadaşlar. Hiç o konuda aklınıza bir şey gelmesin. Süper bir gelişim sağlıyor. Ben bunu 8 Nisan'dan bu yana yapıyorum. Yani anacımızın ve özellikle aşı çeşidi olarak hangi çeşidi aşılarsak onun kabuk vermesi yeterlidir bunun için. Tabii kabuk vermesi önemli. Bir kabuk verdiğinde sorunsuz. Yani şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Yani bazı arkadaşların başarısızlıkları ondan da olabilir. Şimdi bir ince detay daha vereceğim. Bazen susuz arazilerde bıçağı gövdeye mesela şöyle vurduğumuzda bakın burada su vermiyorsa ıslaklık görmüyorsanız bu aşıyı yapmayın. Şu bıçağın yerinde bu ıslaklığı göreceksiniz. Kambiyum dokusunun çalıştığını göreceksiniz. Bu jel tabaka dediğimiz kısımdır. Bunu açtığımızda zaten jel tabaka meydana çıkar. Hafif ıslaklık oluşacak. Bıçağı vurduğumda ıslaklık oluşmuyorsa yani bakın ıslaklık oluştu. Oluşmuyorsa o aşıyı yapmayın. O tutmayacaktır kesinlikle. Şimdi bir tane liderim kaldı yukarıda. Onu da güçlü gözümden bakın az önce kestim. Çiftli bakın arkadaşlar çift. İlla düğme gözde, boyunlu gözde olması gerekiyor. Yani bu şimdi kestik bunu gördüğünüz gibi anacımızdan. Kendi üzerinden aldık şeyde. Bunları yazdan kıştan aldıklarınızla yapamazsınız. Bakın dümdüz çıktı. Bu niye yapıyor? İlla ki bundan yüksek olması gerekiyor arkadaşlar. Mesela şurayı hocam.
Bu dikeylerde Coşkun bakın. Abi bir de onu takarken şeyi göstermek istiyorum. Bir daha onu bir söküp takarken. Yani kabuğun arka tarafını, arka tarafı kalıyor. Burada tamamen sıfırlıyoruz bak. Yani sıfırlıyor, burada dayıyoruz. Yani o arka tarafı. Bir taraf dayanıyor. Komple yani, açmıyor. Bir taraf dayanıyor. Komple açmana gerek yok. Bu yama gözdür. Yama gözdür. Yani işte, bu, ha, ona dikkat etmek yani gerekiyor. Şimdi bak flem kanalından gelen besini çalıştırıyoruz ana gövdede. Her tarafı kesmiyorsunuz. Her tarafı kesmiyorum. Yama göz bu abi. Konuda daha başarılı. Bu dikeyleri keserken ağacınızı asla bastırıp flem kanalına girmeyin. Çizmeniz yeterli, bu şekilde üzerinden çizip zorlarsanız açılacaktır. Hı hı. Bu kısilemi ağlatırsanız, kısileme girer de ağlatırsanız bu aşınız tutmayacaktır. Ona dikkat edin. En önemli konu bunda budur. Kısilem kanalına girmemek gerekiyor. Çünkü kısilem kanaldan su sadece yukarı basar, geri dönüşü yoktur. Besin ve su yukarı yöndedir, tek yöndür yani. Ama flem kanalında çift olduğu için o flem kanalını kestiğiniz zarar etmiyor. Zaten şu an bu kabuk bunu işlemi sağladı. Yukarıdan besin ve yani fotosentez ürünleri çalışıyor zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Tamamen de kesmediğimiz için, yama göz yaptığımız için gayet sağlıklı ve başarılı aşımız oluyor arkadaşlar. Yani şu durumda lider dahil aşılarımızın tamamını yani yan kolaçlarımız. Şimdi bunu da aşağıya Muhammed eğiyorsun. Şu şekilde eğiyorum. Niye? Kırılsa da önemli değil. Yine çalışmaya devam edecek. Tabii, fotosentez devam etsin. Fotosentez su devir devam daimi edecek. Devam etsin. Nefes alsın. Çünkü yani, akciğeridir biliyorsun. Abi yaprak olmazsa ağaçlar stres yaşar. Tabii ki. Koparıp almıyoruz yani onu. Aşağıda olmasının sebebi de dediğimiz gibi aşılara şey olması için enerjiyi bir yere yoğunlaştırmanın bir formülü de budur. Evet. Biliyorsunuz ağaçlarda dal eğme yani dal eğdiğimiz zaman çok gelişen dalları yavaşlatırız. Diktiğimiz dallar daha yükseğe çıktığı için enerjiyi daha çok çekecektir. Onlar büyüyecektir yani. Tabii. Bir nevi yönetimdir yani. Enerji yönetimidir bu da. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abim sağ olasın. Eline emeğine sağlık. Eyvallah.